Bir başka dinleyicimiz, izinsiz kitap fotokopisi çekmek Hanefi mezhebinde caiz diyorsunuz. Buna nasıl güvenebiliriz? Bu bilgiyi nereden aldınız? Kul hakkı önemli değil mi? Ya, nereden aldık hakikaten ya? Şeye gittik biz. Ben bilmiyorum. Kapalı çarşıya gittik. Oradan aldık. Şimdi zaten dinleyicimiz o hükmü kendi kendine vermiş. Kendi verdiği bir hüküm var. Kendi verdiği bir hüküm var. Bu kul hakkı diyor. Kendi kafasına göre diyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir şekilde kim ne söylerse söylesin ben reddederim. Tabii bu böyle bir soru karşısında Hüseyin Hilmi Efendi işte kitaplarını almışlar. Peygamberi de görse itiraz eder, inkar eder, reddeder. Mealinde bir şiir almışmış kitaplarına. Ben onu görünce ha dedim mesele bitiyor. Bir kere bizim aldığımız kaynak Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları. Bu bir. Yani fıkıh kitapları. O fıkıh kitapları da ilmihal bilgisi olarak mesela tam İlmihal Saadet Ebedi'de onlar tercihler alınmış ve konmuş. Tercihler alınmış ve konmuş. Fıkıh kitaplarında olsun. Zamanımızdaki ilmihal kitapları değil. Yani tam ilmihal hariç. Tam İlmihal Saadet Ebedi'de o esas. Önceki Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği, gösterdiği titizlik var. Onun için ısrarla tam İlmihal Saadet Ebedi diyoruz. Öbürlerinde yok. Yorum var. Kendi kafasına göre sokuşturmuş durmuş adam. Ölçü de yok adamda. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin hüccettir ve senettir. Çünkü menbaı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden alarak aynı şekilde o fıkıh bilgileri açığa çıkmış, konmuş. Onlar sadece yaptıkları kendi zamanlarına göre bunları şerh ederek açıklamalar olmuş. İlmihal de o ana fıkıh kitaplarının şerhi şeklinde bizim anlayacağımız seviyeye indirilmesidir. Evet. Yoksa fıkıh kitabıdır bu. Dolayısıyla orada ifade edilirken herkesin yani umumun istifadesine açılan bir şey sınırlandırılamaz buyuruyor. Mecellede de geçer bu. Yani ben cami yaptırdım kimse giremez deme hakkına sahip değilsin. Çeşme yaptırdın, buradan sadece Ali Veli işte 49-50 bunlar içer başkası içemez diyemezsin. Böyle bir hakkın ve selahiyetin yok. Umuma açılmıştır çünkü bu. Ha kendi tarlanın içerisine, etrafını çevirmişsin, bir mescit yapmışsın. Tanıdıklarını alırsın. Amenna. Çeşme yapmışsın. Faturasını da ödüyorsun. Dolayısıyla gazete, kitap, internet ne yapıyorsun sen bunu? Umuma açıyorsun. Aha benim istediklerim benim siteme girsin. Böyle bir lüksün var mı? Böyle bir imkanın var mı? Benim istediklerim okusun sadece. Ha veya bir de benim istediklerim okusun. Bu kitabı ancak benim istediklerim okusun. Ama efendim oradan fotokopi de çekiliyor. Artık senin mülkünden çıktı o. Sen onu kontrol edemezsin. Ha Türkiye'de bir yasak söz konusu. Ne hakkında? Şarkıcıların veyahut da aynı şekilde bestecilerin. Şunlar bunu besteledim işte. Bunun yayın hakkı falan. Kitaplar böyle yayın orada hakkı. Orada ticari bir durum var da onun için yani. Tabii. Kitapta da var o. Evet. Sen onu alırsın aynı şekilde ticari maksatta korsan basarsan o caiz değil. Ama kitap alınmış birisi de kalkıyor ona fotokopi çektiriyor. Sen Türkiye Gazetesi'ni yayınlamışsın. Türkiye Gazetesi'nin internet sitesi de var. İnternet sitesine girmişsin. Oradaki yazıları aynı şekilde çıkışını almışsın. Ne diyeceksin? Alamaz mısın diyeceksin. Yok öyle bir şey. Diyemezsin. Hatta daha önce Osmanlıca kitaplardan birisinde görmüştük. Ben bunu çoluğum çocuğum nafakası için yazıyorum diyor. Bunu işte diyor başka şekilde bastırmayın falan gibi ifadeler. Ya bastırmaz tamam korsan yayın olmaz. Da. Ama oradan fotokopi alır. O bilgileri alır. O zaman aynı şekilde hiç kimseden istifade edemezsin ki. Çünkü mecellede bunlar umuma açık olan şeyler herkese açıktır. Oradan fotokopi de alırsın. Çoğaltırsın da dağıtırsın da verirsin de. Onun bir mahsuru söz konusu değil.